Merhabalar, merhabalar kıymetli katılımcılar, hoş geldiniz. Şu anda ekranda mesaj bölümünde sizin yazılarınızı görebiliyorum. Bana burada olduğunuza dair bir şey yazarsanız, kimlerin burada olduğunu ismiyle onlara seslenmek isterim. Gökşen Hocam sizi görüyorum, hoş geldiniz. Köyümde Doğa Sınıfım isimli sunumuma hepiniz hoş geldiniz. Evet, şu anda mesaj bölümüne eğer yazarsanız sizleri isminizle hitap etmeyi çok isterim. Evet, geldiniz Gökşen Hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, sunumuma bir iki dakika içerisinde başlamayı düşünüyorum. Sizlerin de katılımınızı sağladıkça ben de sunumuma bir iki dakika içerisinde başlamak, ekranı yansıtmak istiyorum. Sizi görmek de çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, şu anda Zonguldak Ereğli'den sizlere sesleniyorum. Sunumumda benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, müsaadenizle ben yavaş yavaş kendimi tanıtarak sürece başlamak istiyorum. Ekran paylaşımı yapmadan önce kendimi tanıtmalıyım. Ekran paylaşımı yaptığımda sizin mesajlarınızı göremeyeceğim. O yüzden şimdi kendimi tanıtıyorum. İsmim Şeyda Bozkurt. Zonguldak Ereğli'de Terzi İlkokulu'nda, küçük bir köy okulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Meslekte 9. yılım. Eğitim programları alanında yüksek lisansımı tamamladım. Rusya ve Finlandiya'nın okul öncesi eğitim programlarını araştırdım. Bu noktada bu araştırmalarımın bana çok ilham olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda doğada öğreniyorum ve Gaye Amus'tan sınıf dışı eğitim ve orman anaokullarına giriş ve orman anaokulları ikinci aşama eğitimleriyle birlikte doğada dil ve matematik kursunu aldım. Doğayla iç içe olmak için bu alanda kendimi donatmak adına doğada öğreniyorum platformundan da çeşitli eğitimler aldım. Şu anda da köyümüzde kurduğumuz doğa sınıfımızla sizleri buluşturmak istiyorum. Müsaadenizle ekran paylaşımını gerçekleştiriyorum. Evet, şu anda ekranı gördüğünüzü düşünüyorum. Köyümde Doğa Sınıfım projemin ismi. Biraz önce de belirttiğim gibi Zonguldak, Karadeniz, Ereğli'de Terzi Köyü'nde gerçekleştirilmiş bir projedir, projemiz. Şu cümle benim doğaya da daha yakından bakmamı ve bunu daha derinden ortamı içerisinde düşünmemi sağlayan cümledir. Sizinle paylaşmak istiyorum sunuma başlamadan önce. Doğaya daha yakından bak, o zaman her şeyi daha iyi anlayacaksın. Evet, doğaya daha yakından bakmayı bundan 5 yıl önce karar verdim, doğaya daha yakından bakmaya. Ve evet, her şeyi yavaş yavaş daha iyi anlamaya başladığımı düşünüyorum. Özellikle çocuklar adına, özellikle eğitim adına doğaya daha yakından bakmanın çok önemli olduğunu dile getirmeliyim. Sunumuma devam ederken kontrol etmek istiyorum. Herhangi bir sorun var mıdır? Olmadığını düşünerek devam ediyorum. Peki ben bu yola neden çıktım? Pastel Özlü'nün bir cümlesini ekranda sizinle paylaştım. Lütfen okuyun. Bu cümlenin sonundaki sadece sus. Bil ki kuş ve kurt çocuğa daha iyi ve daha çok şey öğretir. Cümlesini bir okul öncesi öğretmeni olarak kendime rehber edindim. Bu cümle bana bir öğretmen olarak şunu söylüyor. Öğretmenim, biraz dur, biraz sus, biraz geri planda kal, biraz arka planda ol ki ben kendimi yeterince ifade edebileyim. Ben yeterince konuşayım ve ben doğayla iç içe olayım. Benim sınıfımda öğretmen susar, doğa ve çocuklar konuşur. Bu yola çocuğu ve doğayı konuşturmak, onların iletişimine destek olmak için çıktım. Peki bu yola çıktığım okulumdan bahsetmek istiyorum size öncelikle. Aslında bu yola çıktığım değil, buna devam ettiğim okulum demek daha doğru olur.
Çünkü bu yola Zonguldak Ereğli'de Kurtlar İlkokulu'nda çıkmıştım bundan 5 yıl önce. Şu anda görev yaptığım okul Terzi İlkokulu. Ereğli ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, fındık bahçelerinin ve geniş bir ormanın içinde, denize oldukça yakın bir köy okulu burası. Okulumuzda iki öğretmeniz, okul müdürüm ve ben okul öncesi öğretmeniyim. Birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu burası. Köy okulumuzda 25 öğrencimizle birlikte aslında bir aile ortamı var dilerim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Okulumuzun dıştan görünümü ve bahçesi bu şekilde. Ama bizim hayat bahçemizin kapısı işte bu yanda gördüğünüz fotoğraf, ikinci fotoğraf. Orası bizim doğa bahçemize giriş alanımız, hemen okulumuzun yanında. Ben oraya doğa sınıfım diyorum ama oranın adı doğa sınıfım değil. Çocuklara göre çamur bahçesi, kümesli bahçe, hayal bahçesi. Bilmem siz bu sunumdan sonra o sınıfa nasıl bir isim vermek istersiniz? Sizlerden de bunu duymayı çok... şu anda çocukların en çok söylediği şey çamur bahçesi. Öğretmenim çamur bahçesine hadi çıkalım. Bu cümleyi gün içerisinde çok duyuyorum. Evet, şöyle bir sunum içeriğinden bahsedelim. Öncelikle bu sınıf nasıl oluştu? Bundan bahsedeceğim sizlere. Bu projedeki amacım ön hazırlık süreci, dış mekan düzenleme sürecim, uygulama örneklerim, değerlendirme sürecim ve sizlerden kıymetli sorularınızı aldığım ve benim de çok önemsediğim geri bildirim ve soru cevap kısmını uzun tutmak istiyorum. Soru cevap kısmı. Sunum içeriğimiz bu şekilde. Lütfen süreçte sormak istediğiniz, katkıda bulunmak istediğiniz, bana geri bildirim vermek istediğiniz alanlar olursa not alın. Sizlerden bunları duymak beni daha güçlü hale getirecektir. Köyümde doğa sınıfım nasıl oluştu? Biraz önce de sunum içeriğinde bahsettiğim gibi 5 adımda oluştu ve hala da oluşmaya, süreçte yapılanmaya devam ediyor diyebilirim. Amacımı söyleyerek başlayayım. Doğa farkındalığı ve doğa temelli yaratıcılığı geliştirmek. Psikomotor becerileri doğal ortamında desteklemek. Birinci aşamam bu. Bunu size David Sobel'in Ekofobiyi Aşmak için isimli kitabındaki bir örnekle açıklamak istiyorum. David Sobel şöyle söylüyor. Bir yapılan araştırmaya göre çocukların ileride dünyayı önemseyen, doğa farkındalığı gelişmiş olan kişiler olabilmeleri için öncelikle o çocukken doğada vakit geçirmeleri ve doğayı önemseyen bir yetişkini gözlemlemeleri gerektiği sonucuna ulaşılmış. Yani büyük etkinlikler değil, çocuklara iklim krizini anlatmak değil belki, okul öncesi dönem için söylüyorum. Ama ya da yağmur ormanlarındaki sorunları anlatmak değil ama önce çocuğun doğayı sevmesini sağlamak, aslında ileride çocuğun iklime, doğaya, dünyaya farkındalığı yüksek bir birey olmasını sağlayacak. Benim yegane ve en temel amacım da çocuktaki doğa sevgisini geliştirmek, doğa farkındalığını artırmak. Bununla birlikte siz değerli dinleyiciler, bu süreci merak eden eğitimciler ve aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinde bunu uygulayan, doğayı önemseyen eğitimcilerle birlikte bir toprağa dönüş hareketini filizlendirmek istiyorum. Çünkü toprağa, doğaya bizim ihtiyacımız var. Onun da bize ihtiyacı var ama ona saygı duyarak. İşte bu hareketi filizlendirmek de küçükte verilen bu eğitimle sağlanacaktır diye düşünerek bu projeyi oluşturdum. Peki nasıl yol izledik? Buna bir proje adımları açısından bakarsak izlediğimiz yolu birazcık daha akademik bir süreç olarak anlatmak isterim sizlere. Öncelikle velilerle görüşmeler ve gözlemler sonucu doğa temelli bir eğitim sürecine olan ihtiyacın fark edilmesi. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Köy zaten doğayla iç içe. Yani bu çocukların gerçekten doğa yoksunluğu ya da karşı farkındalığı yok mudur? Yaptığım gözlemler, aldığım anekdot kayıt ve velilerle yaptığım gözlemler sonucunda evet, ne yazık ki doğaya olan farkındalık ne kadar doğayla iç içe bir ortamda yaşasalar da istenilen seviyede gelişmemiş. Çünkü doğayı sevmek farklı bir bilinç ve kültür düzeyi içeriyor. Bununla birlikte bu projenin oluşması için velilerle bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdim. Böyle bir anımızda çocukların 4 mevsim doğada olacağını. Çünkü o veliyi anlayabiliyorum.
anlatmak çok önemli. Sizler de değerli eğitimciler, veliyle olan iletişimimiz ne kadar kuvvetliyse biliyorsunuz biz sınıfta o kadar güçlüyüz. Veli benim sınıfta ve sınıf dışında yapmak istediğimi net bir şekilde anladığında bana destek vermekten geri durmayacaktır. Acaba çocuğum hastalanır mı? Acaba burnu akar mı? Neden sürekli dışarıdasınız? Ya da dışarıda gerçekten eğitim veriliyor mu? Yani benim çocuğum sayıları nasıl öğrenecek? Çekincelere sahip veliler gün geçtikçe bunun ne kadar önemli bir çalışma olduğunu anladılar. Tabii ki o ilk bilgilendirme toplantısını çok önemsiyorum. Sonrasında bahçe düzenlemesinin yapılması, birazdan fotoğraflar üzerinden size bunları anlatacağım. Burada ayrıntılarını söylemiyorum. Çocukların açık havada rahat hareket etmelerini ve mevsim şartlarından etkilenmemelerini sağlamak amacıyla bir tulum alınması. Onu da şimdi fotoğraflar üzerinden anlatmak istiyorum. Evet, ön hazırlık sürecinde tulum ve ekipman alımını anlatalım. Bu noktada projemizde para harcadığımız, bir sponsora ihtiyaç duyduğumuz tek yer burası. Şu ekranda gördüğünüz tulumlar çocukların doğada etkili vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Doğanın çok güzel çocuklara sunduğu imkanlar var. Doğayla çocuklar iç içe olmalı. Ama aynı zamanda da doğru kıyafetli olmalı. Yani doğada öğreniyorumdan duyduğum şu cümle bu tulumları almam için yeterliydi. Kötü hava yoktur, doğru giyinmek vardır. Şimdi çocuktan çamurun içinde zıplamasını istiyorsam eğer aslında onun ıslanmamasını sağlayacak ekipmanı da sağlamakla yükümlüyüm. Çamurdan zevk almasını, bunu düşünmeden oyunlar oynamasını istiyorsam kirlense de tekrar kolay yıkanabilecek bir ürünü yanımda taşımalıyım. Bu tulumlar 5 yıl önce Kurtlar İlkokulu'nda görev yaparken bulduğumuz bir sponsor yardımıyla, ki Kurtlar İlkokulu da bir köy okuluydu, bulduğumuz bir sponsor yardımıyla aldığımız tulumlar. 17 adet tulumumu tam 5 yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum. Herhangi bir yırtılma ya da bozulma olmadı. Aynı zamanda kaliteli ürünler oldukları için de doğadaki ekipman her sene yenilenme ihtiyacı duymadı. Yani bunları aldım ve her sene gelen öğrencilerimle kullanmaya devam ettim. Evet, ekranda gördüklerinizde kirleniyor, çamur oluyor, su oluyor ama alt tarafı geçirmediği için 4 mevsim aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Dediğim gibi tek para harcanılan yer burası. Doğa sınıfını oluşturma sürecinden biraz bahsedelim. Bu noktada kendi sınıfımı anlatmadan önce size şunu söylememde fayda var diye düşünüyorum. Türkiye'nin tüm coğrafyasında, farklı iklim koşullarında, bozkır ya da makilik bitki alanı ya da Karadeniz gibi daha yeşil doğal alanlarda da dahil olmak üzere hepsinde doğa eğitimi gerçekleştirilebilir. Çünkü her doğanın, her coğrafyanın kendine özgü özellikleri ve çocuğa verecekleri vardır. Bir çocuk İç Anadolu'da da, Karadeniz'de de, Akdeniz'de de, Doğu'da da doğa eğitimi almalı. O doğayla buluşmalı. Bizim buradaki amacımız çocuğun coğrafyasını ve kültürünü, o bulunduğu doğayı önemsemesini ve benimsemesini, orada mutlu olmasını sağlamak. Biz burada Karadeniz iklimini göz önünde bulundurarak aslında bir süreç gerçekleştirdik ama siz bulunduğunuz yerlerde çok daha farklı, size daha uygun, o doğaya, o coğrafya, o iklime daha uygun bir süreç gerçekleştirmelisiniz. Yani doğa eğitiminde kesin çizgiler, işte olması gerekir dediğimiz merkezler, böyle kesin küt sivri uçlar yoktur. Yani doğa eğitimi daha esnektir ve ortama göre şekillenir diyebiliriz. Biz burada bir adet doğa sanat alanı oluşturduk. Doğa sanat alanında doğa materyallerinden oluşturduğumuz heykelleri görüyorsunuz. Bir taşı balığa benzettik, bir kütüğü tavşana, diğer kütükleri salyangoza. Acaba bu taşlar neye dönüşecek? Ya bu materyal merkezindeki o kozalaklar, kabaklar, deniz kenarından topladığımız taşlar ya da kütükler neye dönüşecek? Bu materyal merkezi mevsimine göre güncelleniyor. Yani bu şekilde durmuyor. Emin olun hep orada da durmuyor. Çocuklar bazen bunu alıyor ve başka bir tarafa doğru götürüyorlar. Yani dediğim gibi kesin sınırlar yok. Duyu merdiveni doğal bir sınıfta olmazsa olmaz bir şey değil. Çünkü
zaten doğa size farklı duyuları harekete geçirmeyi sağlayacak ortamı sunacaktır. Ancak biz burada yine de deniz kenarında topladığımız taşlar, deniz kabukları, fındık kabukları, farklı dokudaki kütükler ve çimle birlikte farklı duyuları da harekete geçirebilecek bir duyu merdiveni oluşturmak. Bunu yapabilirsiniz. Eğer gerçekten size çok fazla şey sunan bir zemin varsa, birinci tabaka size çok fazla imkan sunuyorsa yapmayabilirsiniz. Evet, bakanımızı da ağırlamıştık. Eski bakanımızı Profesör Doktor Ziya Selçuk. Bu duyu merdiveninde çocuklarla birlikte yürüdüğü keyifli bir andı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi materyal, bu merkezin farklı kullanımını da görmeniz adına bunu koyuyorum. Bunu mesela çocuklar oyun oynadığı alana çekmişler ve orada bir böyle şey, yaprak ezme, yani onunla bir şeyler hazırlıyorlar. Bilmiyorum, bir oyun. İşte bu eğitimde iyi örneklerin 18. bu konferansında diyor ya, oyun bize hayatı öğretir. Aslında orada hayatı öğreniyorlar. Orada birlikte, üçü birlikte bir şey yapıyorlar ve bir ürün oluşturuyorlar ve doğayla iç içe bu masayı oraya çekip kullanmaya devam etmişler. Bir adet doğa mutfağı yaptık. Doğa mutfağımız 3 adet paletten oluşturuldu. Burada da herhangi bir maliyet gözetmedik. Köyümüzde bulunan bir marketten istedik ve verdi. Bu noktada şunu söylemeliyim ki bir öğretmen, özellikle de bir köy öğretmeni mutlaka köyüyle bütünleşik olmalı. Mutlaka köyüyle barışık olmalı. Çünkü o köy size çok fazla şeyi sunacaktır. Yeter ki siz o köye adım atın. O köyle birlikte vakit geçirin. O köyün insanını tanımaya çalışın. Size destek olacaklardır. Sizin onların çocukları için yapmak istediğiniz şeylere mutlaka destek olacaklardır. Bugün değilse yarın, yarın değilse 10 gün sonra. Ama bir öğretmen asla umutsuz olmaz. Ve bir öğretmen yaşadığı yerle barışık olur, bütünleşik olur. Ben aynı zamanda köy göçmanında yaşıyorum. Yani Terzi Köyü'nde yaşıyorum ve burayla tamamen iç içeyim, doğayla iç içeyim. Burayı bırakıp da gitmek gerçekten mantıklı olmazdı. Ve burada olmaktan da çok mutluyum. Dediğim gibi köylünün, köy halkı size her türlü desteği sağlıyor. Biz de burada aldığımız 3 tane paletle bir doğa mutfağı oluşturduk. Peki biz bunu niye oluşturduk? Dedik ki çocuklar burada çamurla oynayın. Yani zaten tüm bahçede oynayın ama burada ayrıca oynayın. Çamurdan bir şeyler yapın, yemekler yapın, ürünler yapın. Ne istiyorsanız onu yapın. İster üstüne çıkın oturun, ister hemen yanındaki ceviz ağacına tırmanmak için onu bir merdiven olarak kullanın. Sınırları olmayan bir oyun alanı. Bostan alanımız var. Bahçemizin belirli bir kısmını bostan alanına dönüştürdük. Ekranda, fotoğrafta gördüğünüz müdürüm Samet Terzi ve karşı komşumuz, köyden hemen karşı komşumuz bu ekim dikim faaliyetlerini yapmak için yardıma geliyor. Evet, bir öğretmen köyde yaşıyorsa ve köyü, o köyün imkanlarını çocuklarına sunmak istiyorsa, farklı bir pencereden sunmak istiyorsa mutlaka orada yapılan tarımı, o toprakta yapılan süreci de öğrenmeli diye düşünüyorum. Ve biz burada fasulye, mısır, domates, kabak gibi çeşitli çeşitli ürünler yetiştirdik. Çocuklarımızla birlikte bunların yetiştikleri anlara şahit olduk diyebilirim. Evet, doğa sınıfımızda bir adet de kümesimiz var. Şöyle ki bu kümes eskiden okulun tuvaleti olarak kullanılan, okul çok eski, 35 yıllık asıl bir binaymış. Ama müdürümüz Samet Hocam burayı bir kümese dönüştürmüş. Sağ olsun. Sonrasında biz de burayı daha aktif kullanacak şekilde civcivlerimizle, tavuklarımız, horozlarımız, ördeklerimiz, sülünlerimiz ve bıldırcınlarımız olan bir kümes hayal edin. Birçok hayvan var bahçemizde. Bu kümesimizi de aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çocuklar hayvanlarla iç içeler. Şunu burada söylemeliyim. Bundan 6 yıl önce bu eğitimleri, alternatif eğitim yaklaşımı, daha böyle derinden araştırmaya, bir yerlerde bir şeyleri eksik yapıyoruz, acaba ne yapabiliriz diye düşündüğüm anlarda bu doğa eğitimini, özellikle İskandinav ülkelerindeki doğa eğitimini araştırmaya başladığımda, Almanya'daki, Kanada'daki, şunu bir fotoğraf görmüştüm. Kucağına tavuk almış bir çocuk. Arkadaşlarıyla birlikte bahçede, çiftlikte oturuyorlardı. Bir çiftlik anaokuluydu gördüğüm. Dedim ki, acaba yapabilir miyiz? Yani bu gerçekten neden olmasın ki? Yani Türkiye coğrafyası buna çok uygun ve biz zaten
bundan bir nesil önce buydu. O fotoğrafı hiç unutmuyorum. Şimdi benim öğrencilerim o fotoğraftaki çocuklar gibi. Bu benim için çok önemli bir andı. İzlenen yoldan biraz bahsedelim. Haftanın 5 günü uygulanacak planlama, okul öncesi eğitim programı ve günlük eğitim akışlarına ve aylık planlara göre hazırlandı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki okul öncesi eğitim programı ayrıntılarıyla okumuş bir öğretmen, okul öncesi eğitim programındaki kazanım ve kavramların çok büyük bir bölümünü doğada verebileceğini bilir. Çünkü kazanımlarımız ve kavramlarımız doğada yapılan eğitime oldukça uygun ve günlük eğitim akışımızı kendimizin hazırlıyor olması, aylık planımızı kendimizin hazırlıyor olması, doğayla bütünleşik bir süreç planlamamız bizim için çok büyük bir el rahatlığı diyebilirim. Bu noktada bir okul öncesi öğretmeni olarak müfredat yetiştirmek gibi bir kaygım olmadan planlarımızın etkililiğini doğa eğitimiyle bütünleştirdim. Süreçte çocukların değerlendirme sürecinde çocuklardaki gelişimi gözlem formlarıyla ve kısa video kayıtlarıyla aldım ve bunları tarihsel olarak arşivledim. Ve bu arşivlerle bir doğa gelişim portfolyosu oluşturdum. Her çocuk için bireysel. Birazdan değerlendirme basamağında onu size ayrıntılarıyla göstermek istiyorum. Ve en sonunda da bu sürecin zayıf ve güçlü yönlerini belirledim. Uygulama sürecini biraz önce anlatmıştım. Burayı uzun bir şekilde okumak istemiyorum. Evet, şimdi paylaşımı bir durdurup ekrandaki size uygulama fotoğraflarını, uygulama sürecindeki fotoğrafları göstermek istiyorum. Evet, şu anda beni görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şu anda tekrar ekran paylaşımı yapacağım ve sizlere uygulama sürecindeki fotoğraflarımızı göstereceğim. Evet, bir saniye lütfen. Sizlerden daha çok soru almak adına hızlı gitmeye çalışıyorum. Evet, şimdi burada çeşitli bölümlere ayırdım etkinlik süreci. Ağaçlar, meyveler, etkinlikler, hayvanlar, keşif, kış mevsimi, çamurdan çocuk ve öğrenme alanları diye. Hemen şöyle bahçemizdeki ağaçlardan bahsetmek istiyorum size. Ve aynı zamanda motor gelişimin nasıl desteklendiğinden. Evet, burası bahçemizdeki ıhlamur ağacı. Biz buraya günlük bir rutine dönüştü artık. Hani her gün ne kadar tırmanabiliriz? Her gün ne kadar yüksekliğe tırmanabiliriz? Bu bahçedeki Japon nidesi. Japon nidesi aynı zamanda çok güzel bir meyvesi var. Bunu topluyor sonbaharda, geçen sonbaharda çocuklar. Şimdi de meyveleri oluşmaya başladı tekrar. Ihlamur ağacının kış mevsiminden bir görüntüsü. Ceviz ağacı, bahçemizdeki ceviz ağacımız. Elma ağacımız, şu anda artık elmaları topladık, son elmalar. Ceviz ağacından topladıkları cevizlerin dış kısmıyla bir boya yaptı çocuklar. Oradaki etkinlikten bir fotoğraf. Ceviz ağacından ceviz topluyorlar. Erik ağacımız var bahçede. Evet, bahçemizdeki eriklerimiz. Yine ıhlamur ağacı. İncir ağacımız var yine bahçemizde. Meyve saatinde şu anda incir topluyoruz. Bu da ceviz ağacından bir görüntü. Evet, ben biraz yükseğe çıkıp ceviz ağacından cevizleri topladığım bir görüntü. Cevizlerimiz bu şekilde. Evet, ağaçlarımız bahçemizde bu şekilde. Daha da alamadıklarım var. Madenizde. Horozları sevdiği bir an. Topraktan solucan çıkardıkları bir an. Evet, bu Dobi'miz. Hemen karşı komşumuzun köpeği. Köyde yürüyüşlere çıktığımızda bizi asla yalnız bırakmaz. Şu anda lupla bir incelemelen bir karınca inceliyorlar. Evet, bir gökyeşil kertenkele. Karadeniz bölgesinden varsa aranızda bilirsiniz gökyeşili. İncelemeye aldım. Bir yandan erik yiyip bir yandan gökyeşil. Kertenkele inceleme anı diyebilirim. Buraya dönüştürdük. Biz dönüştürmedik. Evet, o kendi dönüştü. Biz bütün gözlemleme sürecindeyiz. Bir tırtılın kelebeğe dönüş anı şu anda bizim sınıfımızda. Evet, bu da kozası. Günlük olarak
bundaki değişimleri kaydediyoruz. Merakla bekliyoruz sonucu. Evet, yine evet, fotoğraflar göstermek istiyorum. Mevsiminde bahçemizin hali, tabii bostan alanı o zaman yapılmamıştı. Biz kış mevsiminde de bahçe doğadayız. Ne diyorduk? Yani kötü hava yoktur, doğru giyinmek vardır. Evet, kış mevsimindeki birkaç etkinlik örneğinden. Bakın, kara çıkmış ayak izleri. Evet, karda yaptığımız bazı sanat etkinlikleri. Hemen şöyle çamurla yoğun oldukları bir an. Tulumları kendileri giyiyorlar. Öz bakım becerileri açısından çok önemsiyorum bu anı. Tabii artık uzmanlaştılar tulum giymekte. Çamurla, şöyle bir küvet koyduk, toprağa gömdük biz bunu. İçinde su birikintisi oluşuyor. Çok çeşitli etkinliklerde kullanıyorlar. Evet, yağmur hissettiğimiz bir an. Yine çamurla iç içeyiz. Bir sonbahar çorbası. Bir çocuğun yaptığı yine bir oyun. Evet, öğrenme alanlarını görmüştük. Şuradan hemen bir çiçek bölümümüzü de göstereyim sizlere. Evet, fideleri böyle yetiştiriyoruz. Sonrasında toprakta buluşturduk. Evet, keşiften şöyle biraz bakalım. Doğa her zaman size bir ortamı sunuyor. Örneğin şu an ellerinde bir solucan var. Birbirlerine veriyorlar solucanı. Şurada böğürtlen topluyor. Sonbahar meyveleri artık göstermeye başladığı bir an. Mantarlar oluşmaya başlıyor kütüklerde. Kütükleri kaldırınca altında solucanlar oluyor. Bir keşif anı yine. Doğa keşif, yosun keşif anı. Bir tohumun çimlenmeye başladığı o an. Bak, bilmiyorum şu an toprakta neye bakıyorlar. Bir keşif anı. Mantar keşif anı. Bu da yine kütüklerin üstünde oluşmuş bir mantar. Bu fotoğrafı özellikle ekledim çünkü bu fotoğrafta sınıf dışında yapılan doğa eğitiminin sınıf içine aktarıldığı bir an var. Yani çocuğumuz, bizim TÜBİTAK kitaplığımız var. TÜBİTAK yayınlarını oldukça çok alıyorum sınıfa. Çünkü bilim kitapları çok hoşuma gidiyor. Sınıfta çocukların onları incelemesi çok verimli olduğunu düşünüyorum. O anda kuş gözlemi ilgisini çekti ve o kitabı aldı. Bilgisayarın önüne geçti ve orada seslerini dinliyor kuşların. Yine kütüğün altında bir böcek anı. Hava gözlem anı. Yine bir mantar. Yine bir mantar oluşmuş. Hindi kuyruğu mantarı. Bu da yine bostan alanımız. Çileklerimizi incelemeye gittiğimiz bir an. Evet, etkinliklere de şöyle bir bakalım. Hemen soru cevap anlarına geçmek istiyorum. Evet. Bu şekilde. Biraz hızlı geçtim, kusura bakmayın ama soru cevaba geçmeden önce doğa gelişim portfolyosuyla değerlendirme basamağımı da anlatmalıyım sizlere. Peki bu sürecin değerlendirme basamağı nasıl oldu? Değerlendirme olmadan bir şeyler eksik kalır. Tam olarak ne yapmak istediğimiz aslında değerlendirmede kendini ortaya çıkarır. Bu noktada bir doğa gelişim portfolyosunu bireysel olarak oluşturdum. Her çocuk için. Hangi tarihler arasında yaptığımı, çocuğun temel bilgilerini içeren. Ve o çocuğun ilk günü, doğadaki ilk günüyle ilgili, ilk günüyle itibaren başlayan bir anekdot kaydı süreci diyebilirim buna. Evet, bu noktada her çocuğun tarihsel olarak ne yaptığı, o etkinlik anında ne söylediği, eğer kritik bir cümlesi varsa o, bu ağaca ne kadar tırmandığı, hangi uzunluğa çıkabildiği, doğada fotoğraf çektiğimiz bir andı, onun kendi çektiği fotoğraf, kendi seçtiği ve benzettiği isim. Evet, bu şekilde de bir doğa gelişim portfolyosu oluşturarak en sonunda onun 5 gelişim alanındaki değerlendirmesini yazıp gözlem sonuçlarımı yazdım. Evet, şimdi paylaşımımı durdurmak istiyorum. Evet, paylaşımımı durdurdum. Şimdi sizlerden sorularınızı almak istiyorum.
Süreç bu şekilde ilerledi. Uygulamamız, değerlendirmemiz doğa gelişim portfolyosuyla oldu. Ve aktif olarak kullandığımız doğa sınıfımız her geçen gün değişmeye, doğayla birlikte güncellenmeye, doğayla birlikte değişmeye devam ediyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hızlı konuştuysam ya da sürçülisan ettiysem özür dilerim. Sizlerden sorularınızı almak çok iyi olacaktır benim için. Evet, mesaj kısmını acaba ben mi net bir şekilde göremiyorum yoksa bir soru yok mu? Bir reaksiyon gösterebilirsiniz. Bir emojiyle burada olduğunuzu ifade edebilirsiniz. Bu beni rahatlatacaktır. Çok teşekkür ederim Gökşen Hocam. Gökşen Hocam'la bir TÜBİSAK projesinde birlikteydik. Onların, hocalarımızın planladığı. TÜBİSAK projemiz de yine doğa eğitimiyle ilgiliydi. Bana çok şeyler kattı. Kendisine de burada teşekkür etmek istiyorum. Yaprak Hocam teşekkür ederim. Burada olmanız beni rahatlattı. Orada yazılanları görmek iyi gelecek. Ben teşekkür ederim Yusuf Hocam. Varsa sorunuz, katkınız almak isterim. Bu doğa eğitim sürecimiz 5 yıllık bir süreç. Aslında doğanın bize, bizim doğaya ihtiyacımız var. Çocukların da doğaya çok ihtiyacı var. Onları bu süreç, onları doğayla buluşturmak aslında düşündüğümüz kadar da zor değil. Düşündüğümüz kadar tehlikeli de değil. Bazen faydalı risk çok önemlidir. Aslında bazen değil, çoğunlukla faydalı risk çok önemlidir. Bizler de faydalı riskin kıymetini aslında doğa eğitimiyle anlıyoruz. Evet, bizim sınıfım, okulumuzdaki doğa eğitimi aynı zamanda sadece okul öncesi kısmında değil, ilkokul kısmında da Samet hocamızın süreci yürüttüğü bir doğa eğitimi var. Gökşen Hocam bir şey yazmış. Anekdot kaydını tutma süreci ilgimi çekti. Gökşen Hocam, anekdot kaydı tutma sürecinde süreçte o günkü planıma uygun olarak çocukların etkinliklerini, yaptıklarını ya da serbest oyun saatindeki süreçlerini fotoğrafladım öncelikle. Eğer ses kaydıyla unutmamam gereken bir an varsa telefonun ses kaydını açıp yanlarına bıraktım ve ben uzaklaştım. O şekilde onların özellikle süreçteki yaptıklarını kayıt altına aldım. Bu çok önemli. Çünkü, bir defterim de var ama doğadaki o anda o defteri kullanmak her mevsimde çok uygun olmuyor. Ama kullanabildiğim anlarda defterime de not aldım. Bu noktada not almamı bir güçlük olarak ifade edebilirim. Bu sürecin bir güçlüğü olarak ifade edebilirim, not alma sürecini. Ama bir ses kaydı, eğer telefonunuzun da bir kılıf varsa, özellikle Karadeniz'de çok yağmur olduğu için bir ses kaydı telefon üzerinden o kılıfla alabiliyorum. Video çekebiliyorum, fotoğraf çekebiliyorum. Sonrasında bunları bilgisayarımda bir oluşturduğum klasörde tarihsel olarak sıraladım. Tarihsel olarak sıraladığım o arşivi de en sonunda çocuk özelinde sıralamaya başladım. Ve oyunlarda birlikte olan oyunlarda da her çocuk için hangi oyunun içerisindeyse onu onun içine atarak sonrasında oluşturduğum portfolyoyu yazmaya başladım. Yani aslında portfolyo yazma süreci sonrasında oldu. Ben öncesinde kayıtları aldım. Bu şekilde bir süreç ilerlettim diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Yazma süreciyle birlikte ikisini birlikte de götürebiliriz. Belki daha iyi olabilir. Ama ben öncesinde çocukların fotoğrafları alt alta, videoları ayarlandı, eklendi, arşivlendi. Sonrasında da bunları yazıya döktüm diyebilirim. Teşekkür ederim soru için. Sizin önerileriniz ya da sizler bu süreci uyguluyor musunuz? Merak ediyorum açıkçası. Şu an kimlerin olduğunu göremediğim için acaba bu süreci uygulayan katılımcılar şu an var mı aranızda? Birbirimize bu noktada destek olup
daha da geliştirebiliriz kendimizi. Çünkü bu kolektif bir süreç, etkileşimli bir süreç. İlkokul süreci içinde mutlaka bizim Terzi İlkokulumuzun Instagram sayfanızı, sayfasını takip etmenizi öneririm. Orada ilkokul sürecinde yapılan doğa eğitim çalışmaları da hocamız tarafından paylaşılıyor. Okulumuzla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Okulumuzun bir projesi daha şu anda eğitimde iyi örneklerde. Okulumuzda aynı zamanda bir de müzemiz var. O da şu anda poster sunumlarda Terzi Tarih Müzesi'ni inceleyebilirsiniz. Orası da bizim köy okulumuzda hocalarımızın oluşturduğu bir projemiz. Doğa eğitim çalışmaları da sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim katılımlarınız için, beni dinlediğiniz için, bu süreci önemsediğiniz için. Sunumumu Hayrettin Karaca'nın, Toprak Dedemizin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Her şey birle başlar, bir olmadan iki olmaz. Tam olarak ifade edemediysem lütfen kusura bakmayın ama ez cümle böyleydi. Her şey birle başlar, bir olmadan iki olmaz. O ilk adım atılmadan ikinci adım atılmaz. Ben bir olmadığımı biliyorum. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çocuklarını, öğrencilerini doğayla buluşturan eğitimcilerin yoğun bir şekilde olduğunu biliyorum. Ve biz artık 2-3 aslında büyük bir grubuz. Doğayı önemseyen, yaşadığımız gezegeni önemseyen, dünyamızı önemseyen büyük bir eğitimci grubuyuz. Ve çocuklarımıza da bu bilinci aşıladıkça bu sürecin daha nitelikli bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bir soru ya da katılım yoksa yavaş yavaş sunumumu bitirebilirim.